Güzel. Poyraz'ın ismini verdi çünkü. O zaman bunu Poyraz'ın ismini bunu verdi. Bunu genel değerlendirdiğimiz yerde tekrar gündeme alalım. Çünkü tamam. En önemli konudan bahsediyorsun. Efendim isterseniz hemen Emin'in sakatlığından bahsedelim. Çünkü doktorumuz Metin Kuş Emin'e bu açıklamayı yaptı. Aslında orada biraz izlerken de üzüldüğümüz görüntüler ortaya çıktı. Kısaca bir hatırlayalım bakalım neler olmuş. Kırım var. Abi kırığım yok, acım yok. Bazı bak, kırıklar var ama şey izin ver bana. Tamam, Emin, tamam. İzin ver bana, izin tamam. Ver bana, tamam? Yani hepiniz bana emanetsiniz. Tamam. Ben sadece buradaki hayatınızla değil, tamam. Bundan sonra buradan eve gittiğiniz zaman tamam. Reşat da iyi biliyor. Buradan sonraki hayatınızı da güzel yaşamanızı istiyorum. Senin bir kırığın var, bazı kırıklar hiç acı yapmaz ama sen dün farkında değildin. Bir koşma bir şeyler yaptın ya, ben senin neler hissettiğini yüzün ifadesini anlayabiliyorum. Dünkü filmin de sonucu geldi net olarak ama net olarak. Dizinde bir kırık var ve maalesef devam ya benim edecek. Abi benim ağrım yok, ağrım olsa ben sana diyeyim ki Metin abi tamam devam edemem miyim? Bırak ben gidebildiğim kadar yere gideyim, eğer gerçekten benim ilerisi için sağlık sorunum olursa ben sana diyeyim ki Metin abi bak ben devam edemiyorum, sen bana güvendin, ben de sana verdiğim sözü tutacağım. Hani Emin. Devam edemiyorum, yerde bırakayım. Bir tane. Bazı kırıklarda ağrı olmaz, senin de öyle bir kırığın var. İkili olan bir kemiğin bir tanesi kırık. Anlaştık mı? Yani ağrı yapmayabilir. Ve sende de öyle. Ama kırığın var. Sadece benim kararım da değil, hem buradaki raporlarını da çıkarttırdım, hem aynı zamanda Türkiye'yle de görüştüm. Bir sürü arkadaşımla konsült ettik, sen devam edemeyeceksin Emin. Ne olur beni bağışla, ne olur beni bağışla. Bana bir iki hafta en azından süre ver. İki hafta sonra beni bir deneyin, çıkayım parkura. Eğer yapamazsam bana de ki Emin yapamıyorsun, bak sektin, yapamam bitir. Yapamam değil Emin bu, sakatlık, sağlık. Beni bağışla. En baştan beri söyledim, ben birini buradan gönderecek en son adamım. Hiç kimseye asla hayatıyla oynamadım ama Emin, ya hayatımla ilgili bir şey. Metin abi hayatımla ilgili değil. Senin eğer hani ben buradan gidersen benim hayatım o zaman biter. Benim sol dizimde de futboldan dolayı gelmeden önce hastaneye gittim, stres kırığı var. Sol dizimde ikinci derece menisküs var. Hiçbir zaman burada hani bırakmadım. Bırakmam da yani. Burayı bırakmamak için geldim. 3 yıldır abi, savaşıyorum burada. Biliyorum ama sen de bana. Ben seni çok seviyorum, sayıyorum, sana baba diyoruz ama ben hani bunu kabul etmiyorum ya. Ben çıkıyorum canavar gibi yarışıyorum burada. Sen bana diyorsun ki oynayamazsın. Hani sen de bana bir hak ver ya. Bana de ki tamam ben sana Emin, hak veriyorum. Minimum bir ay dinlenmen gerekiyor ve o bir aydan sonra dahi stres kırığı oluşacak. Tekrar o birbirine çarpacak ve o yarık büyüyecek. Ve seni iyileştirmemiz kıkırdak hasarda olacağı için çok üzülecek. Neden kabul etmek istemiyorsun? Ben seni kaybetmek ister miyim? Buraya geldiğimde ağlamayacağım diye söz verdim kendime. Ya çok üzüldüm. Ben de ağladım yani. Ağlama ya. Sağlığın daha önemli. Emin bana bak. İyileş daha iyisi yapacaksın. Emin. Ya abi ben 3 senedir buraya gelmek için savaşıyorum. Gel. Sarıl bir tane bana. Öldüreceğim seni ha. Tamam. Seni çok sevdim biliyor musun bilmiyor musun? O senin kötülüğünü hiç seni kırdın mı şu ana kadar? Birinizi kırdın mı? Ha? Bana inan tamam. Sımsıkı sarıl. Sımsıkı öyle değil. Tamam mı? Canım iş. Beni affet lütfen. Acun abi bir an. Daha güzel çocuklar. Daha iyi olacaksın abi. Daha iyi olacaksın abi. Daha iyi bir şekilde gelirsin Emin. Daha iyi ağzına gelirsin. Senin Türkiye'deki tedavini de ben üstleneceğim. Gönlün rahat olsun lütfen. Tamam. Çok özür dilerim. Öpüyorum. Hepimize geçmiş olsun. Evet efendim tabii Survivor'daki en üzücü vedalardan bir tanesini izledik. Çünkü Doktor Emin Kuş gerekli açıklamayı yaparken Emin de gözyaşlarına hakim olamadı Murat abicim. Şimdi sevgili Furkan dede tabii Emin için çok üzüldük. İçimiz acıdı. Çocuğun hayalleri bu gece son bulmuş oldu Survivor'da. Çünkü ileri gitmek isteyen ve Survivor'a gelip de bir takım hayalleri olan bir arkadaşımızdı. Ama bu gece maalesef hayalleri son buldu. Tabii ki üzüldük, içimiz acıdı ama ve lakin gerçek de şudur. Sağlık her şeyden önemli. Bu yüzden de sevgili Metin Kuş'u da buradan tebrik ediyorum. Gerçekten bir abinin, bir babanın evladınla nasıl konuşabileceğini, oradaki insanlara nasıl anlatılabileceğini, ne kadar güzel bir şekilde ona yaklaşılabileceğinin en güzel örneğini verdi. Metin Kuş her şeyiyle bu gece örnek bir doktor rolündeydi bana göre. Harikulade konuştu, anlattı, özür diledi. Özür dilemesine de bir gerek yok ayrıca. Tabii canım. Niye özür dilesin? Yani o kadar mütevazı, o kadar güzel konuştu ki
Emin'i en güzel şekilde sonunda ikna edebildi. Fakat Emin tabii ki doğal olarak gitmek istemediği için o da bir takım şeyler söyledi. İşte abi gitmek istemiyorum dedi. Çünkü bir yerde Emin'e de hak vermek lazım. Yani oradaki onun psikolojisi çok önemli. Yani çocuk orada yıkılmış vaziyette. Tabii ki... Gerekirse bacağım kopsa yine mücadeleme devam ederim diyor. Ama çocuğa, şurada çok önemli bir şey var. Bak bu her şeyden önemli. Bu laf zaten gecenin lafıdır. Ömür boyu sakat kalabilir. Bak bak. Bundan daha önemli bir laf olabilir mi? Ömür boyu sakat kalabilir. Acun Ilıcalı söyledi. Almış olduğumuz istihbaratlar ve detaylar budur dedi. Sağ dizinde plato kırığı var. İlerledikçe büyür. Ömür boyu sakat kalabilirsin. Uzun süre spor yapamayacaksın. Yani şimdi ömür boyu sakat kalmak ne demek? Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Onun için her işte bir hayır vardır. Emin kardeşimiz üzülmesin. İleriki günlerde sakat kalma riskini gördüler ve Emin'e en güzeli yapıldı bence. Onun için tabii ki üzüldük. O da üzüldü ama kaderinde bu varmış Emin'in. Yapacak bir şey yok. Kaderin önüne geçilmez. Sema. Çok geçmiş olsun. Çok üzücü bir olay gerçekten. Hani ne kadar istediğini ve ne kadar o ruhu taşıdığını bugün tekrar görmüş olduk. Ben burada Metin abiye parantez açmak istiyorum. Gerçekten o kadar yani Metin abi iğne vururken bile çok özür dilerim diye içi acıyan bir doktor. Ben ne zaman yanında olsam sürekli birileri telefonla arar ve sürekli hiç tanımadığı insanları imkanı olmayan yardımcı herkese olsun tedavi ettirir. Ameliyatını yapar o kadar güzel WhatsApp yürekli. WhatsApp üzerinden muayeneyi gerçekleştirebilen bir her doktordur. Şeyi yapıyor yani o kadar güzel bir adam ki hani babalar kızlar, kızlar babalarına hayran kalır, abilerine hayran kalır. Survivor'da da bütün yarışmacılar gerçekten ona hayrandır. Yani o kadar güzel bir kalbi var ki bu durumda bile böyle durumu yumuşatmaya çalışıyor. Yanında olacağını söylüyor. O kadar güzel bir adam ki hatta geçen gün dünyanın en güzel insanı olabilir misin sen demiştim ona ben. Gerçekten dünyanın en güzel adamı ve çok şanslılar. Şu an onun yanında olduklarına çok şanslılar. Zaten söyledim Metin abi tedavisiyle de ilgilenecekmiş. Elinden geleni de yapar. Yani arkadaşlarıyla da beraber yine devam ederler. Yani söyleyecek bir şey yok. Hayali buraya kadarmış. Ama Murat abin dediği gibi her şeyde bir hayır var. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Daha inşallah önünde kocaman bir ömrü var. Daha büyük hayalleri olur. İnşallah onları başarabilir. Şimdi burada şu noktaya değinmek istiyorum sadece. Metin abinin tavırları gerçekten benden tanıdığım için nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Metin abi olayda özür diledikçe aslında karşı tarafa da bir söz hakkı doğmuş gibi bir durum oluyor ve doğal olarak Emin de ben niye burada değilim, ben niye çıkıyorum, ben oynamak istiyorum tarzında bazı tavırlarını görüyoruz. Yani normal şartlar altında doktor raporunu yazmışsa iş bitmiştir. Emin'in burada söz söyleyemez maalesef yani yapacak bir şey yok. Çocuğun kırığı varsa doktor oynayamaz diyorsa artık Survivor hayatı bitmiş. Ama Metin abinin o yumuşak tavırlarından dolayı doğal olarak Emin'in de doktorumuz Metin Kuş'a çıkıştığını görüyoruz. Çıkışmasının sebebi Emin'in probleminden değil. Çocuk Survivor'da kalmak istediği için bu mücadeleyi veriyor. Böyle bir reyit çıktı karşımıza. Evet Semih. Üzücü bir an. Emin adına çok üzücü. Normalde ben de seninle hemfikirim. Emin'in itiraz etme gibi bir lüksü yok bu duruma. Ama çocuk orada çok değer verdiği bir şeyi kaybettiği için haliyle bakın burada çok enteresan bir cümle var diyalogda. Metin abi kırığım var diyor, Emin kırığım yok diyor. Evet o çok ilginç tabii. Bilime aykırı geliyor. Kırığım var diyor adam. Ve biz Reşat olayında gördük. Reşat da hani diskalifiye olabilir de olmayabilir yani yarışmadan ayrılabilirdi. Reşat'ı kazanmak adına Reşat adada kaldı ve Reşat kazanıldı. Yarışmacı kaybetmek kimse istemiyor. Tabii ki canım. Emin. Metin abin ne kadar pozitif ve polyana bir adam olduğunu herkes çok iyi biliyor. Değil mi yani? Ciddi bir şey olsa bile bir şey yok yok deyip hani mümkün olduğunca motive oyunda ediyor. Tutmaya tabii, çalışıyor. Tabii oyunda zaten tutmaya çalışıyor. Motive ediyor yarışmacıları. Genelde de hani bazen yarışmacılar oynamak istemiyor bir şeyin yok deyip oynatıyor. Ama Metin abi eğer bu lafı söylüyorsa artık iş bitmiş. Geri dönüşü yok. Emin. Kırığın var diyor ve gelecekle ilgili çıkarım da yapıyor Metin abi. Ama Emin hala ısrar ediyor. İşte o da çocuğun oradaki duygusal anına veriyorum. 3 senedir buraya gelmek için uğraşıyorum diyor. Gidersem hayatım biter diyor. Hayatım bitmez Emin. Hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. Yani tamam üzücü bir an senin için ama
hayırlısı buymuş deyip yoluna devam etmek zorunda Emin. Emin iyi bir yarışmacıydı. Sadece çok fazla konuşmuyordu. Ben onu söylüyordum. Yani 3 senedir yarışmak isteyen ve hayallerim var diyen adamın biraz daha girişken olması gerekiyordu. Survivor'a dair daha efektif bir adam olması gerekiyordu. Ama ben yolunun bu noktada biteceğini düşünen biri değildim. Emin'in birleşme sonrasında da daha göreceğini düşünenlerden biriydim. İyi olmadı Emin adına. Üzgünüm. Hayatında başarılar diliyorum Emin'e. Şimdi buradaki kritik noktalardan bir tanesi de kırığının üstünde efor sarf ettikçe büyüyecek duruma gelmesi. Evet. Yani sonuç itibariyle bu çocuk Survivor'da kalmaya devam etse, bir şeyim yok deyip yarışmaya devam etse, o kırığı büyüyüp de yarın öbür gün 5-6 ay yatacak veya Allah korusun sakat kalacak bir noktaya geldiği zaman bunun hesabını kim verecek? Doğal olarak doktor bir yerde müdahale edecek, öyle değil mi Murat abi yani? Şu güzel Furkan, bir tek sevindirici şey şu, tabii bu kadar üzüldüğümüzün üstüne hani bir tane de sevindirici şey var. Bir ayda iyileşir dediler. Bir aylık bir süre yani hani böyle 5 ay, 6 ay, 7 ay sonra tabii iyileşecek deseler daha beter. Bir ayda iyileşir. Rahat etmen gerekiyor. İyileşir kısmı şu, yani iyileştiği an parkura çıkabilir anlamında iyileşir. Uzun süre spor yapamayabilir. Uzun süre yapamam. Ama hani o güzel yani, bir ayda iyileşir lafı da güzel. O da biraz yüreğimize sur serpiyor ya, anladın mı? O doğru açıdan söylüyorsun abicim.